Günaydın. Çok teşekkürler. Hoş geldiniz. Yılın en güzel gününde bir aradayız. PwC olarak en büyük heyecanı bugün için duyuyoruz. Çünkü 18 senedir yapıyoruz. 18 çok önemli. Benim PwC'de 18. yılım çünkü bu yıl. Ben girdim diye başlamış PwC bu platformları yapmaya. Hepiniz hoş geldiniz. Bu sene sizlerle biraz daha yakın olalım diye böyle bir setup kurduk. Seneye biraz daha içinize doğru girmeye çalışacağız. Bu sene yavaş yavaş geliyoruz. Keyifli bir gün geçireceğimizi umuyoruz. Çok kısa programdan bahsedeyim ben size. Sabah workshoplarla başladık. 3 tur workshopımız var. 2 tane de ana salon oturumumuz var. Workshoplar sırasında ana salon yok. Dolayısıyla rahat rahat workshoplarınıza girip çıkabilirsiniz. İlk turu bitirdik. Şimdi 1,5 saatlik bir ana oturum yapacağız burada. Ondan sonra bir workshop ve öğle yemeğimiz var. Saat 2'de tekrar bir araya geliyoruz. İkinci ana salon oturumumuzu yapacağız. 3.30'da o bitiyor. Ondan sonra bir workshop turumuz daha var. 20 tane workshop hazırladık sizler için. Umarım keyifle hepsini değerlendirirsiniz. Hepsinin içinde olursunuz. Ben şimdi size bir hoş geldiniz demek için ülke başkanımız Haluk Yalçın'ı buraya davet ediyorum. Evet sevgili PwC dostları, hoş geldiniz. Dile kolay, 18. sene. Platformda 18. sene, 18. PwC Çözüm Ortaklığı Platformu. Bizler bu platforma başladığımızda yeni çocuğu olanlar, dünyaya yeni cevherler getirenlerin çocukları şimdi üniversite kampüslerini arşınlıyor. 20. 22. platform arasında onlar artık bizim pırlantalarımız olarak ya stajyer ya çalışanımız olarak birçoğu aramızda olacak ve de harika olacak. Bugün açıkçası ne var ne yok hepsini düşünmeniz gereken, İleriye doğru bakmanız gereken bir temayla başlıyoruz. Ve açıkçası yapmak istediğimiz temel şey, bugün şöyle kafalarınızı rahatlatın, ileriye doğru bakacak, geleceği görecek temalardan bahsetmeye çalışalım. Cep telefonlarınıza sadece bazı şeyleri belki not almak için, bazı slaytlarında resmini çekmek için bakın diye umuyoruz. Ama onun ötesinde geleceğe doğru koşarak başlayacağımız bir gün. Şimdi yeni dünyanın getirdikleri temamız yeni dünya. Yeni dünyanın getirdiklerine şöyle bir baktığımızda mega trendlerin hayatımıza oturttuğu bazı şeyler var. Bakıyoruz iklim değişimi, popülizm, her yönüyle güvenlik, gıda, enerji, siber, çevre, sağlık, enerji dönüşümü, ekonomik dönüşüm gündemimizde ağırlıklı problemler olarak yer alıyor. Ama bir taraftan da baktığınızda yeni dünya teknolojiyle özellikle çok farklı, çok değişik terminolojiler de getirdi hayatımıza. Ne bunlar? Otonom araçlar, yapay zeka, edge computing, blockchain, akıllı alanlar. Burası bir akıllı alan mesela. Akıl üreten, zeka dolu bir sürü yönetici burada ama onun ötesinde teknolojiyi dibine kadar kullanan, teknolojinin sağladıklarıyla ileriye sıçramayı planlayan insanların birleştiği oturumlardan biri bu. Quantum computing, daha çok sofistike bir sürü şey var. Ama açıkçası şunu söylemek isterim ki yeni iş yapış şekilleri, yeni çalışma modelleri ve hepsinden daha önemlisi bunları yönetebilecek, yapay zekaya hükmedebilecek kaynakları yetiştirmemiz lazım. Hem de bizim yetiştirmemiz lazım. Yine bizim için yetiştirmemiz lazım. Şimdi arkadaşlar, mega trendlerin geldiği noktaları göstermeye çalışacağım. Ama 6 senedir bu adam mega trendlerden bahsediyor. Hep aynı şey mi derseniz, katiyen öyle değil. 6 sene önce başladığımız ve 5 ana grupta sınıflandırdığımız mega trendler, demografik ve sosyal değişim, ekonomik güçteki dönüşüm, güç doğuya geri dönüyor deniyor. Ticaret savaşları var deniyor. Ekonomiyi etkileyen bir sürü şeyden bahsediyoruz. İnanın birbiriyle o kadar etkileşim içinde ki bu mega trendler. Birbiriyle etkileşim hızları bizim dahi
onların etkisini tahmin etme dönemimizi, hızımızı aştı. İklim değişimi ve sınırlı kaynaklar dedik. Bunu fazla da önemsemedik. PwC olarak aslında dünyaya dönüp bunun için bir pişmanlık beyan ediyoruz. Biz iklim değişikliği ve sınırlı kaynaklar megatrendine yeterince önem vermedik, altını çizmedik dedik. Ama iklim değişimi kapıya dayandı. Etkilerini çok daha fazla hissedeceğimiz, diğer megatrendlerin önüne geçecek bir megatrend olarak kendini duyurdu. 20 yıl sonra Antalya çöl olacak. Bütün turizm kaynağımızın önemli bir kısmı kullanılmaz hale gelecek diyenler var ama buna karşı da teknolojiyle yapmamız gereken şeyler var. Hızlı şehirleşme ve hepsini enlemesine kesen teknolojik sıçrama. Hızlı şehirleşme, teknolojik sıçrama şu bu. Sabah buraya gelirken bu mega trendlerin hepsini bu mega city'de yaşadınız. Daha da beterini yaşayacağız. İleriye doğru baktığımızda aslında gördüğümüz şu. Etkileşim içinde bu mega trendler ve bu hız ne olursa olsun bir gün saptaması yapmayı gerektiriyor. Onu da adaptasyon zamanıdır şimdi diye durum saptamasıyla PwC'de bir adapt metodolojisiyle yapıyoruz. Nedir adapt diye baktığınızda aslında çok basit. Metodolojinin bizi getirdiği noktada şu anda büyük bir servet eşitsizliği var. Gelir dağılımındaki huzursuzluk, rahatsızlığı bir tarafa bırakın. Birazdan biraz detayına girmeye çalışacağım. Servet birilerinin elinde, birileri o serveti oluşturmaya çalışıyor. Bu bir huzursuzluk yaratıyor. Birbiriyle büyük bir etkileşim içinde olan şu andaki durumda disruption deniyor. Yıkıcı terimi kullanılıyor disruption için. Hiç sevmiyorum. Kökten değişim diyorum ama iş modellerimiz kökten değişiyor ve değişmek zorunda. Aslında ararsanız kazanırken birinin arkanızdan kuyunuzu kazdığını bilmek zorundasınız. Aynı zamanda para yaparken, aynı zamanda başarılı bir iş yaparken sizin kuyunuzu kazanın etrafında daha geniş bir kuyu kazmazsanız o çok uzun süreli, uzun ömürlü bir kazanım olmaz. Çok mu materyalist oldu? Evet. Ama bazen de o rotada gitmek zorundayız. Ama sadece onunla kalmayacağız. Yaş büyük bir baskı. Yaşlanan bir dünya ama yeni gelen gençler kendilerine çok önemli kaynaklar bırakılması gerektiğini ve onların kaynaklarının bitirilmemesi gerektiğini söylüyor. Oysa biz onları demografik yaş baskısını dikkate almayıp işsiz bırakıyoruz. Bütün dünyaya şöyle bir bakın. Popülizm endeksi aldı yürüyor. Birazdan üstüne basmaya çalışacağım. Yönetimde popülizm tarzı herkese belli bir şekilde geleceğe dönük başka vaatler verirken onun yanı sıra bugün çok daha sert mesajlarla, kamplaşmayla, popülizmle insanları bir arada tutmak daha genel geçer bir şey oldu. Gelecek için geçerli mi? Asla değil. Çocuklarınız bunu hoş karşılıyor mu? Bir sorun bakalım. Katiyen karşılamıyorlar. Bakın çok tatlı, özgürlüğüne düşkün, yapılması gerekenlerin yapılması gerektiğini çok açık söyleyen bir grup geliyor. Göreceksiniz. Ve trust, güven ortadan kalktığı zaman hiçbir şeyin değeri yok. Ama bunların altında bir yeşil kare var. Adapt'ın yanı sıra iklim değişikliği. Tekrar PwC adına söylüyorum. Doğru öngöremedik. O hızı yeterince iyi algılayamadık. Biz iyi danışmanlar olarak bunu yapmalıydık. Yapacağız bundan sonra. Teknoloji açısından da, diğer megatrendler açısından da yapmamız gerekenler ortada. Buraya bakın. Dünyanın zenginliğinin %1, 36 milyon kişi %46'sını alıyor. %8, 391 milyon kişi %40'ını alıyor. %9 dünyada dünyanın kaynaklarının zenginliğinin %86'sına sahip. %1 dünyanın yarısına sahip. Buradan hoşnut bir dünya popülasyonu çıkartmak çok mümkün değil herhalde. Onun için sonuçları ne oluyor? Şöyle bir baktığınız zaman fırsatlarda eşitsizlik artıyor. Bölgesel dezavantajlar budur budur. Arka arkaya. Değişim, disruption diyoruz. Baktığınız zaman gelişmiş ekonomilerde ortalama maaşlarda ve iş veriminde artış. İş verimi endeksine bakıyorsunuz yukarı doğru skyrocket. Reel maaşa bakıyorsunuz onun gibi gitmiyor. Yarısından bile az trend. Demek ki teknolojiyle yenilenmiş işler sahibi olduğunuz zaman zannetmeyin ki aynı oranda yükselmiş para kazanacaksınız. O kadar kaynak yok.
Güzel düşlere kapılmayalım. Ama o kadar kaynak yaratabilirsek, o kaynağı da topluma çok daha eşit yayabilirsek, en azından birbiriyle kavga etmeyen, birbiriyle ortak bir çalışma alanı içinde, ortak bir gelecek içinde bütünleşmiş bir toplum yaratabiliriz ve ilerleme oradan gelir. Bir geleceğe bakan arkadaşımın güzel sözleri, her yerde söylüyorum. Meslekler açısından baktığınızda bunu göreceksiniz. Geleceğe doğru şöyle bir baktığınızda, eğer annenize işinizi anlattığınızda 5 dakikada anlıyorsa ne iş yaptığınızı, 5 sene sonra işsizsiniz, bunu unutmayın. Dolayısıyla annenize bir şey anlatmayın şimdilik, moraliniz bozulmasın. Ama öbür taraftan demografik baskıya bakıyorsunuz. O gençler, geleceğimiz, gerçekten birlikte geleceğe koşmak istediğimiz, onlara güzel bir gelecek bırakmak istediğimiz grup işsiz. Türkiye'ye baktığınızda kahve kenarlarında oturuyor. Türkiye rakamını burada söylemiyorum, buradan da kötü. Ama onlara bir şey borçluyuz. O borcumuzu mutlaka vermek zorundayız. Onun için de çalışmak zorundayız. Tamam, gençler her şey geleceğe bakıyor. Biz misyonumuzu tamamladık diye rahat edip kenara oturmayı planlayan varsa aramızda bizden değildir. Ona göre kahve molasından sonra geri dönmeyebilir. Ama hepinizin geri döneceğine o kadar eminim ki dönmek zorundasınız zaten. Tabii kaynaklar böyle eşitsiz dağılınca üstüne üstlük de bir parça o kaynakları farklı şekilde yönlendirecek bir popülizm işin içine girince küresel uzlaşıda olay çok geri bir vitese takılmış durumda. Gerçekten değişik sesler geliyor, hoşlanılmayan sesler geliyor. Sonuçları ortada, toplum içinde endişeler çok fazla. En aşağıya bakın, toplumsal içe kapanma, yatırımların dünya seviyesinde gidişi çok azaldı. Buradaki BBC'den kaynaklanan bir endeks var, bir graf var, görüyorsunuz. Avrupa'da milliyetçilik özellikle %1-8 arasında oy alan partiler, %25'in üstünde alan, yani biraz daha çekişmeye, biraz daha içe kapanmaya yol açan politikalar çok fazla. Politikacıların tonları çok farklılaştı. Nereden nereye? Ha, yukarıdakiler çok mu harikaydı? O ayrı konu. Ama şu anda baktığınız zaman, evet, dünya buradan buraya nasıl geldi diye soruluyor. Daha nereye gideceğimiz de başka bir soru kaynağı tabii. Öbür taraftan güvene baktığınız zaman, güven endeksinde 100 tepe puan olmak kaydıyla doğru dürüst güven endeksi, kurumlara olan güveni yaptığımızda, bu Edelman güven barometresidir. Rakamlara baktığınızda çok meç etmiyor. Türkiye 3 puan iyileşmiş ama hala %50'nin altında. Ama %60'ın 70'in üstündeki ülkelere baktığınız zaman, ya bunlar acaba gerçek hissiyatlarını mı yansıtıyor diye soru soracağınız bazı ülkelerde yok değil. Onun için kafanızı daha fazla bulandırmadan asıl kaynağa geçeyim. Evet, beklediğimizden daha hızlı gelişen bir mega trend, iklim değişikliği. Orada resimde bir ton karbondioksit, karbon emisyonunun kısıtlanmaya çalışıldığı bir dünyadan bahsediyoruz. Biz onun için elimizden geldiği kadar çalışacağız diyoruz. Gelecek nesillerden bahsediyoruz ama gelecek nesiller de o işi bize bırakmaya pek niyetli değil. Onlar haklarının çok 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 farkında. Söylediğim gibi harika bir kuşak geliyor. Biz onlara bazen ekrandan çıkmıyorlar, değişik insanlar, çalışmak istemiyor bunlar diye değişik gözlerle bakıyoruz ama onlar kendilerini her fırsatta gösteriyorlar. Geleceğe doğru şöyle baktığınızda İsveç'ten bir kız çıktı, dedi ki gelecek sadece sizin değil, bizim geleceğimizi ortadan kaldırıyorsunuz ve dünyada yılın insanı seçildi. 2019'da New York'tan sesleniyor Greta, ama sadece o mu seslenen? Çok daha önceden bu sesi çıkaran pırlantalar var. Bakalım. How dare you? You have stolen my dreams, my childhood with your empty words. Bu radyasyona karşıyız Zahat. Burada valimize sesleniyoruz. Burada çoluk çocuk gördüğümüz gibi hepsi katta durumda. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction. Bu radyasyon yapılırsa mahallet zarara uğruyor. Niye birbirimizi kıralım? Niye insanların kalbini kıralım? Niye
money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? Lütfen kimseyi güçsüz olanları ezmeyin. Paranız var, şirketiniz var, hepsi yerin dibine bassın. Burada insan hayatında önemli mi? Hadi. Bu radyasyon burada yapılmazsa, gitse başka yerde yapılsa olmaz mı? We will not let you get away with this. Right here, right now, is where we draw the line. The world is waking up. And change is coming, whether you like it or not. Bizim mahalleye gelmesin. Evet. Biz çocuklar olarak geleceğimizi garanti altına almak istiyoruz. Bunlar hepimizi zehirler. Thank you. Onlara istediği geleceği, onlara hak ettikleri dünyayı bırakmak zorundayız. Dolayısıyla bunun için çalışıyoruz. Evet, Türkiye'de kendi örneğimize baktığımızda nelere ihtiyacımız olduğunu gayet iyi biliyoruz. Naci Abal ve takımının yaptığı 11. 5 yıllık kalkınma planının tek sayfada özeti. Bütün hedeflere katılıyoruz. Çok jenerik olur mu olmaz mı diyenler var. Evet öyle kısımları da var ama baktığınız zaman burada her şey tanımlanıyor. Yani ne yapmamız gerektiğinin farkındayız. Ama bunun için kaynağı nereden bulacağız? Hangi kaynaktan ödün verip öbür kaynakları inovasyona, gençliğe, geleceğe, teknolojiye ayıracağız? Buna çok iyi karar vermemiz lazım. Ve cesur olmamız lazım. Taşın altına elimizi koymamız lazım. 11 senedir 5 yıllık kalkınma planı yapıyoruz. Hepsine katılıyorum diyorum. Ama aşağıdaki line'lara katılmanın da üzüntüsünü yaşıyorum. Çünkü 100 yıla yaklaşan bir cumhuriyette hukukun üstünlüğünden, güçlü demokrasiden, temel hak ve hürriyetlerden bahsediyoruz. Ulaşılması gereken konular olarak. Daha fazla değer üreten, daha adil paylaşan, daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye diyoruz. Hepimiz arkasında olmak zorundayız. Ha bu eleştirimi değil. Ama öbür taraftan herkesin de sorumluluğunu çok iyi bilmesi gerektiğini anlatan bir paylaşım sadece. Detaylarına girmiyorum. Yapılacak işler belli. Gideceğimiz nokta da belli. Senelerce sizinle hep şeyi paylaştım biliyorsunuz. Satın alma gücü paritesine göre 2030'da Türkiye için dünyada 12. 2050'de 11. yer rezerve değil ama orada duruyor. Biz yeterince akıllı olursak, biz yeterince fırsatları değerlendirirsek oraya koşabiliriz. Onun ötesinde Birleşmiş Milletler'in ortaya koyduğu inisiyatifler var. Sustainable Development Goals deniyor bu. Utanılacak yoksulluktan kurtulma inisiyatifinden sonra 17 tane sürdürülebilir kalkınma hedefi koydu 2012'de Birleşmiş Milletler. Her birini okuduğunuzda katılmamanız mümkün değil. PwC olarak bunlarla ilgili bir sürü projenin altına imza atmaya çalışıyoruz. Evet ama yeni dünya, yeni iş olanakları, yepyeni çalışma modelleri, bu kaynaklar için biz ne yapıyoruz? Bir de ona bakalım.
Sizi de aynısını yapmayı öneririm. En iyi insan kaynağını, en iyi teknolojiyle gelecek için bir araya getirin. Ve yaptığınız yatırımın getirisini hemen ilk etapta yarın kendi mali tablolarınızda sorumlu olduğunuz süreçte alacağız diye ön yargılı olmayın. Kısıtlı olmayın. Geleceğe bakın. Bir, ne yapmanızı istediklerim. Teknoloji. Teknoloji için yapacağınız yatırımdan bir kısmını paranın batıracaksınız. Bunu bir kere kenara yazın. Teknoloji o kadar hızlı, o kadar exponential ilerliyor ki burada ya yaptık da ne oldu demeyin. Geleceğe koşması için bu memleketin mutlaka teknolojiye ayrılacak kaynağın yüksek olması lazım, sınırsız olması lazım. Öbür taraftan insan kaynağına geleceğiz. Mevcut insan kaynağını çok iyi değerlendirin. Ve hepimiz kendimizi upskill etmek zorundayız. Eskidik. Ne kadar yaşı genç olan bile varsa aramızda, 20'lerini 30'larını yaşayan varsa üsttekilere onlar eskidi ben değil daha demesin. Eğer önünüze gelen teknolojik bir uygulamanın içine o yeni kuşak, sizden gelecek bekleyen kuşak gibi giremiyorsanız eskidiniz demektir, eskimeyin. Mutlaka kendinizle mutlu olacağınız şekilde yeni yeteneklere kavuşmaya zorlayın. Bir de burada gördüğünüz, bu yakamda gördüğünüz, hep söylediğim, 32 senedir benim yakamdan PwC rozetini çıkarmayı başaran tek rozet, he for she. Kadınların iş yaşamında layık oldukları konuma gelmeleri için erkekler buna destek olun. Cinsiyet eşitliğinin tamamen arkasında duralım. Çünkü öbür türlü o kaynağı doğru kullanamamış olacağız ve tek kanatla uçmaya çalışacağız. Tek kanatla uçulmaz. Onun için buradaki erkeklerden söz istiyorum. Çıkışta buradan herkes dışarıdaki He4She standından mutlaka bir tane rozet alarak takacak. Buradan öyle çıkacak ve ondan sonrasında da geleceğe bakarken eşit bir dünyadan bakacak. Tamam, şu anki jenerasyonu hallettik. Peki ileriye dönük olarak sadece kızlar alkışlıyor, erkekler alkışlamıyor. Peki. Onu hallettik de gelecek için ne yapacağız? Geleceği bekleyen kuşak, bu kırda koşan pırlantalar. Bunlar 18 sene önce çekildiyse bu resim garanti içeride çalışıyor bizde. Bunlar için elimizdeki bütün olanakları kullanmak zorundayız. Yapay zekaya hükmedecek grup, yapay zekayı gerçekten Türkiye'nin ve dünyanın iyiliği için kullanacak grup bu. Onları çok güzel yetiştirmek zorundayız. Hiçbir imkanı onlardan esirgememeliyiz. Ve biz onlar için bütün yatırımı yapalım hele bir. Onların dünyasına gerçekten hükmedebilecekleri, geleceği kurtarabilecekleri bir şeyler yapmalarına yardımcı olalım. O mavi bakışların, mavinin ileriye baktığı hedeflerin etrafında olmalarını sağlayalım. Ondan sonra şöyle bir duralım bakalım yeniden. Nasıl doğuyormuş güneş ufuktan? Harika bir gün olsun. Teşekkürler. Haluk çok teşekkürler. Çok teşekkürler Haluk. Eminim seni daha çok dinlemek istiyorlardı ama müthiş baskı yaptım sana. Çok sağ ol onun için de.